Bahusus lillah için olan uhuvvet dairesindeki kardeşlerin içinde ciddi ve samimi tesanüdün çok kerametler olabilir. Hatta şöyle bir cemaatin şahsi manevisi bir veli kamil hükmüne geçebilir, inayete mazhar olur diyor. Velayetin kerameti şimdiye kadar görülmüş, tarifinde de mucizeler, peygamberin peygamberliğini ispata matuf emareler, alametler, Allah'ın yaratmasıyla harikulade şeyler. Böyle harikulade şeyler peygamberlerin dışında hak dostlarının eliyle ortaya konuyorsa, Allah onları yaratıyorsa ona da keramet deniyor. Hazreti bu dönemde o kendisinden zuhur eden bir kısım harikulade haller, tevafuklar, vifaklar, ittifaklar, güzel şeyler. Onlara da bazıları rahatsızlık duyar diye keramet deme yerine ikram ifadesini tercih ediyor. Siz de isterseniz öyle diyebilirsiniz. Orada doğrudan doğruya keramette meselenin çok hafif dolaylı yoldan, insanın kendi hususiyetlerine ait olması gibi bir mana melhus. Fakat ikram denince bu if'al babından esasen birisi tarafından o ikram, o keramet lütfedilmiş manası var. Dolayısıyla esasen faili hakiki hatırlatma adına ikram deme, başkalarının rahatsızlığının da ötesinde daha ciddi bir espriye bağlı esasen. İkrami ilahi, bir ihsani ilahi, bir ütufeti rabbaniye, bir ütufeti şahane diyebilirsiniz buna. Ama velilerin kerameti öteden beri olmuştur. Neye kadar yani? Zat-ı üluhiyetle üns billah ufkuna ermeye kadar, haziretül kutsa ulaşmaya kadar aklımız ermez bu türlü şeylere. İlahi tecellilerle diyeyim ben, meseleyi biraz Kur'an-ı makuliyet çerçevesinde ele alarak, efendim, post-nişin olmaya kadar, ilahi tecellilerle doğrudan doğruya post-nişin olmaya kadar, artık her şeyi nasıl esiyor, onları öyle görme, öyle duyma, ne efali ilahi, ne esma-i ilahi, ne sıfat-ı sübhaniye, ne de zat-ı vahd mevzuunda herhangi bir tereddüde meydan bırakmayacak şekilde tasavvuftaki ifadesiyle hakkal yakin ufkundan her şeyi rasat etme ufku. İmam-ı Rabbani Hazretleri o ancak ahirette olacak diyor bir mektubunda, bir başka mektubunda dünyada da bazı kimseler için bu müyesser olabilir diyor. Cenab-ı Hak sizleri ona mazhar eylesin inşallah. Ama mazhar ettiği o şeyleri de ondan bilme, mazhariyet ve idrakiyle aynı zamanda şereflendirsin. Yoksa kendinden bilme, hiç farkına varmadan enaniyete, gurura, kibre, ucube insanı ittiğinden dolayı kazanma kuşağında insana kaybettirir tamamen. Hiç farkına varmadan Bel'am İbni Bağur'a ufkundan birdenbire Bel'am İbni Bağur'a gayyasına yuvarlanır. Bersisa ufkundan birdenbire Bersisa gayyasına yuvarlanır. Hafizanallahu Teala. Keramet bu. Bazen şahıslar, Hazreti Şah-ı Geylani, bildiğiniz veliler diyeyim ben, Muhammed Bahauddin Nakşibendi, hala tabileri var, devam ediyor dünyanın değişik yerlerinde. Hasan Şazeli Hazretleri, hala tabileri var, devam ediyor dünyanın değişik yerlerinde. Mustafa Bekir'in Sıddık'ı Hazretleri hala tabileri devam ediyor. Türkiye'de bile uzantıları vardı. Kitmir'in tanıdığı insanlardan vardı. Onlara tabi olan, o yolda olan. Ehlullah'tan, Hanefi mezhebinde olanlardan başta gelen bir serkardır aynı zamanda. Bunların hepsinin böyle elinden harikulade bazı şeyler meydana gelebilir. Allah bunları yaratır. Zat-ı üluhiyete nispet edilmesi açısından ikrami ilahidir. Fakat o meseleye harikulade olması itibariyle keramet deniyor. Böyle teker teker fertlerin kerameti olduğu gibi
Bir de tamamen böyle adeta tek bir insan haline gelmiş. Bir bünyanın mahsus gibi. Artık ayrı Ali, Veli, Bekir, Mustafa değil yani. Ali, Veli, Bekir, Mustafa, biri göz, biri kulak, biri dil, biri dudak, biri el, biri ayak, biri kalp, biri his, biri vicdan, biri bilmem ne. Bir bütünün parçaları, bir bütünü meydana getiren uzuvlar haline gelmiş. Adeta tek bir fert. Vifak ve ittifak, Hazret'in dediği gibi tevfik-i ilahinin vesilesi. Bu tevfik-i ilahinin tecelli dalga boylarından bir tanesi de eğer kerametse şayet, işte öyle bir vifak ve ittifak, öyle bir ikram-ı ilahiye, öyle bir keramete vesile olabilir. Dolayısıyla o vifak ve ittifaktan da aynı zamanda bir veli gibi bir keramet meydana gelebilir. Kerametin meydana gelmesi mevzu, ehlullahın o mevzuda mütealaları farklıdır. Mesela bazen insan tayyi mekan yapabilir yani. Burada duruyorken, hani bildiğiniz büyük bir zat zindandayken, mescitte namaz kılarken görüyorlar. Sonra zindancıyı, oradaki gardiyanı, baş gardiyanı tedip ediyorlar. Ne diye bu adamı bırakıyorsunuz? Mescide geliyor. Fakat o kabul etmiyor onu. Yani kendisinin hem orada hem orada olduğunu kabul etmiyor da diyor ki bazen diyor bazı insanlar suretinde bazı kimseler öyle temessül eder bulunurlarmış. Fakat öteden beri kabul edilmiş cari bir durum var, bir hakikat var. Eptallar esasen bir anda vücudu necmi nuranileriyle on yerde bulunabiliyorlar. Adeta vücudu necmi nuranileri, vücudu necmi sakibileri, vücudu necmi hakanileriyle tasavvufa ait ifadeler bunlar. Vücudu necmi nurani Miraç münasebetiyle Efendimiz hakkında Hazreti Pir de kullanıyor. Burada sizin içinizde otururken orada Kabe'yi tevaf ediyor. Sizin içinizde otururken muvacaha karşısında Esselatü Vesselamu Aleyke Ya Resulallah diyor. Hazreti Ebu Bekir'e selam veriyor. Ey Sıddık, Esselamu Aleyke diyor. Bu türlü böyle ikram-ı ilahi, kerametler zuhur edebilir. Yani şahıslardan zuhur edebilir. Fakat sadece mesele buna münhasır değil. Esasen tamamen her meseleyi ihlasa, ihsan şuuruna, iştiyak-ı likavullah'a bağlamış olan insanlar bunları çok beride müteala ediyorlar. Öyle ki hani bir yerdeyken on yerde görünme, ya bırak o türlü şeyleri, bunlar basit şeyler esasen. Aşkı, iştiyakı, likaullahın yanında bundan söz mü edilir diyor. Efendim suda batmadan yürüyor. Hani Maruf-u Kerhi, onda, o hala tasarrufu devam edenlerden beşinci şahıs olarak söylenir. Dört şahıs var, beşinci olarak onu da söylerler. Başka bir dinden İslamiyet'e girmiş. Fakat öyle birdenbire amudu yükselmiş ki, onlar seviyesine yükselmiş. Kulübü Dariyat'a da onun da virtleri var, üç tane virdi var peşi peşine. Hepsi de çok farklı, üzerinde durulması gerekli olan virtler. Yani bu türlü şeyler hafal, suda batmadan yürüyor bunlar. Ya hayvanlar da yüzüyorlar, ne var onda? Uçuyor adam, ya hayvanlar da, kuşlar da uçuyor, ne var onda yani bunlar? O kadar hafal. Neden? Büyük şey karşısında. Allah'a aşık olma, peygamber yolunda bulunma, aşkı iştiyakullah, likaullah ile sürekli kalbin çarpması karşısında bunlar çok küçük şeyler olarak görülüyor. Efendim, bir bu türlü şeyler, onların öyle bakışları var. Sahiplenmeme bu türlü şeyler. Ama kendi kendine gelmiş bu türlü şeyler var. Vallahi benim haberim yok. Birisi getirmiş bana, bir hilat giydirmiş, bir cübbe giydirmiş. Her şey giydirene ait. Fakat bazı kerametler vardır ki onlar, mesela diyelim hakikaten bir avuç insan bir gün, çok büyük kimselerin, devletlerin yapamadığı, mesela Devlet-i Aliye, efendim çok önemli Raşid halifelerden sonra, Hazreti Muhyiddin'e göre Raşid halifelerden sonra bir yere bir konuma oturtuluyor onlar orada. Şecere-i Numaniyesinde. Hani onu heceleyen insanlar hecelediklerinde görecekler. En azından bazı hecelerinde anlayacaklar. Devlet-i Aliye'yi nereye oturttuğunu anlayacaklar.
Fakat Devlet-i Aliye dünyanın 170-180 ülkesinde okul açmaya Cenab-ı Hak muvaffak kılmamış. İslam'ın bayraktarlığını yapmışlar. Attan inmemişler. Hep değişik yerlerde devletler muvazenesinde muvazene unsuru olma konumunu korumuşlar. Başımızın tacı. Hep hayırla yad ediyoruz. Yaptıkları şeyler yapılmamıştır. Ama bazen de Allah Celle Celaluhu termite kümbet yaptırdığı gibi böyle küçük insanlara çok büyük şeyler yaptırtıyor. Onlar dünyanın 170 ülkesinde değil, 17 ülkesinde hususi okul açamamışlar. Kendilerine göre. Hani fütuhat dairesi içinde girdikleri yerler onlara ait şeyler. Ama böyle en uzak doğuya giderek, efendim en kuzeye giderek, en güneye giderek, Güney Afrika'ya giderek, oralarda öyle bir şeyler yapamamışlar. Allah bazen daha küçük insanlara o şeyi yaptırıyor. Bu bir ikram-ı ilahi. Cenab-ı Hak bir cemaate kerameti sayılabilir bu. Kerameti ilahidir bu. Ondan bilmek lazım. Mesele cereyan şekliyle bir keramet. Cemaate terettüp eden bir keramettir. Ama insanlar bakarken bu bir ikram-ı ilahidir. Neye ikram-ı ilahidir? Üfak ve ittifaka ikram-ı ilahidir. Çünkü üfak ve ittifak tevfik-i ilahinin vesilesidir. Sözü tekrar ediyorum. Müştefi oldu. Tekrar ediyorum. Mucize, keramet, onlara bu şekilde bakmak lazım. Bahusus lillah için olan bir uhuvvet dairesinde diyor, lillah için olan dairesindeki kardeşlerin içinde ciddi, samimi, tesanüdün çok kerametleri olabilir. İşte bünyan el müminu lil mümini kel bünyanil marsus yeşuddu ba'duhum ba'dan. Mümin, müminle adeta kurşunla, demirle birbirine perçinleşmiş bir kubbe gibidir. Bu kubbe belki o ölçüde, o kıvamda değildir. Ama Devlet-i Aliye döneminde yapılan o kubbeler, bazılarında belki duvarlar açısından merkez kaşlar olmuştur ama fakat kubbelerde bir çatlama olmamıştır. Hakikaten demirle perçinleşmiş gibi böyle o kadar. O günden bugüne bir çatlama olmamıştır. Fakirin imamlık yaptığı şeyde bir iki küçük çatlaklık vardı. Ama düşünün aradan neredeyse 5,5 asır geçmiş yani 6 asra yakın bir zaman geçmiş. O kadar bir şey. Dün yaptıkları şey bugün yerle bir oluyor. Hem böyle statik mitatik falan dedikleri efendim, yok zemin yoklaması falan dedikleri şeyler, blokaj dedikleri şeyler çok ileri seviyede esasen değerlendirildiği bir dönemde dün yap bugün yıkılsın. Öyle değil yani. Öyle bir bünyanı mahsus sağlam. Şimdi öyle kenetlenirse insanlar birbirine, kardeşlerin hissiyatıyla yaşarsa, aynen onların acılarını vicdanında duyarsa, onun sevineceği şeyleri onun kadar sevinirse, onun kendisine bağlı olduğu kadar, o da onu o kadar bağlı olursa, onu her şeye tercih ederse, meseleyi biraz daha ileriye götürerek diyeyim ben bunu isterseniz. Haşa, peygamberlik silsilesi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile noktalanmıştır. Fakat onun ortaya koyduğu ruh açısından esasen o mana devam etmektedir. Her bir mümin, halis mümin, kardeşini kendi nefsine tercih etmediği takdirde hakiki mümin kardeşi olamaz. Hazreti Ömer Efendimiz'e dediği şeye binaen diyorum bunu. Seni ben eşimden, çocuklarımdan, aile efradımdan daha fazla seviyorum. Beni kendi nefsinden de fazla sevmedikten sonra iman etmiş olamazsın. Onda öyle bir ruh var ki, bu söz karşısında anında birdenbire tornistan oluyor. Ya Resulallah seni nefsinden de artık seviyorum. Kardeşliği o çerçevede ele almak lazım ki seni nefsimden de fazla seviyorum. Allah sana bir şey vereceğine bana versin diyecek kadar. Senin evladın öleceğine ve senin üzüleceğine benim evladım ölsün ben üzüleyim diyecek kadar. İsar ruhu. Sadece yemede içmede hayatta tercih etme değil, nefsine tercih etme değil. Bir yönüyle alamda, lezaizde
kardeşini kendisine tercih edecek kadar zirvede bir ihsar ruhu yaşama. O ölçüde bir vifak ve ittifak. Cenab-ı Hakk'ın öyle bir topluma öyle kerametler olur ki, öyle ikramlar olur ki, o hakikaten en büyük Şah-ı Geylani'nin, İbn-i Beşiş'in, Hasan Şazeli Hazretleri'nin, Muhammed Bahuddin Nakşibendi Hazretleri'nin, Necmeddin-i Kübra'nın, İmam Rabbani'nin, Mevlana Halid-i Bağdadi'nin kerametlerine denk olur bu ölçüde. Fakat zannediyorum bu rehabilitasyonla gerçekleşebilecek bir husustur. Birdenbire olmaz yani. Oturup kalktığımız her yerde bu kardeşliği bu ölçüde hakikaten bünyanı mahsus haline getirme adına sohbetleri o istikamete kanalize etme. Meseleyi hep o mecrada götürme bence. O mecrada götürülürse bence zannediyorum öylece işte o deryaya ulaşılır. Ve derya haline gelince de insan bu defa damlaya dönüşür, sonra rahmet olur, sonra bulut haline gelir, sonra rahmet halinde sizin başınızdan aşağıya yağar, yer tarafından emilir, kaynaklar tarafından fışkırır, bir devri daim haline gelir, yeniden deryaya doğru çağlayanlar halinde akar. Derya, damla, derya, damla arasında bir salih daire esas. Salih daire diyoruz. Bu tabiri kullanmıyor hekimler. Fasit daire diyorlardı. İşte şimdi kısır döngü. Buna da salih daireye de doğurgan döngü diyebilirsiniz. Evet, istikamet korunur. Bu ölçüde ihsar ruhuyla bir kenetlenme olursa Allah'ın izni inayetiyle bu durum yakalanır. Bence bu keramet insanın öyle havada uçma kerametinden, suda batmama kerametinden aynı zamanda bir anda birkaç yerde birden bulunma, ebdalların bulunduğu gibi bulunma kerametinden çok daha önemlidir. Hem böyle bir şahsın hususi eliyle ortaya çıkmadığından dolayı zannediyorum enaniyet adına, ucub adına, fahir adına da değişik şeyleri insan adına çağrıştırmaz bu, tedavi ettirmez bu. Dolayısıyla bir cemaate terettüp eden ihsan-ı ilahi ve hakikaten doğru bakılırsa, doğru görülürse, meseleye o mercekle bakılırsa, o irfan merceğiyle bakılırsa, zannediyorum insan enaniyetten, aynı zamanda kibirden, gururdan, ucuptan, fahirden de kurtulmuş olur, azade olur. Dolayısıyla öbüründen çok daha önemlidir. Şahsi kerametlerden, havada uçmadan, kendini buradayken cennette görmeden, huri ve hilmanlarla tanışmadan çok daha önemlidir. Çünkü kendine bir şey mal etmiyor, İsar. Kardeşlik bu ölçüde olmalı. Ve yu'sirûne alâ enfusîm velev kâne bihim hasâsâ. Burada isterseniz şöyle diyelim yani. Birisi hakikaten havada uçacak kadar çok önemli. Fakat kardeşini o mevzuda, yani öyle görüyor ki derbeder, düşe kalka yürüyor. O kardeşin bazı meziyetleri var, o benim çok üstümde, çok faik. Keşke geçse de o namaz kıldırsa, ben de onun arkasında namaz kılsam. Birisi öyle. Kendini havada uçar gibi görüyor. Fakat biri de düşe kalka yürüyor. Fakat öyle bir ihsar ruhu var ki onda, öyle kenetlenme. Bunun bazı şeyleri var ki, bakışları böyle. Cenab-ı Hakk'a bir teveccüh var ki bazen bir kere iki kere ben Allah dediğine şahit oldum. Öyle bir dedi ki benim kalbim duracaktı. Dolayısıyla esasen bu hak ona ait diyecek kadar. Ve yu'sirûne alâ enfusîm ve lev kâne bihim hasâse. Sadece kendileri fakr-ı zaruret içindeyken ellerindeki her şeyi başkalarına verme şeklinde anlamamak lazım İsa'rı. Her hususta. Millet beni intihap etti. Beni milletvekili yaptılar. Keşke falanı yapsalardı. Karakter bakımından daha yüksek, daha iffetliydi. Milletin arpa kadar malını elini uzatmayacak kadar namusluydu, iffetliydi. Beni bakan yaptılar. Keşke falanı yapsalardı. Ben bakıyorum esasen karakter bakımından, insan olma bakımından. O çok daha faik bir insan. Dün nasıldı, bugün de öyle. Ebu Bekir gibi radıyallahu anh bir kulübede yaşıyordu. Efendim 11 tane irtidat hadisesini bastırdı. Bir blokaj hazırladı. Bir statik ortaya koydu.
arkadan gelen Ömer iki tane süper gücü yerle bir etti. Ebu Bekir öyle bir insandı. Fakat kendisine sorarsanız acaba cübbesinin eteği yerden süründüğünden dolayı ya Resulallah bu kibir midir? Ben de onlarla beraber tepe taklak mı giderim? Endişesini taşıyor. Bir taraftan öyle zirvelerde adeta başı meleklerle beraber onlarla kanatlanmış bir üvey gibi fakat beri tarafta kendisini hiç ender hiç görüyor. Ve başkasını onun için o beyat edildiği dönemde Hazreti Ömer'in elini sıkıyor. Ona biat etmek istiyor. O ise hemen kalkıp onun elini sıkıyor. Ebu Bekir'in olduğu yerde başkasına biat edilmez diyor. Böyle bir İsar ruhu. Başkalarını her zaman kendinden daha faik görme. Böyle bir ruh. Ben ona layık değilim diyecek kadar bir yönüyle şartların ve hadiselerin kendini bir yere getirmesi karşısında bile kendisini sorgulayacak, kendiyle yüzleşecek kadar bu mevzuda efendim aczufak duygusu içinde, hacalet, mahcubiyet duygusu içinde kendisini yerden yere vuran, kendisiyle sürekli yüzleşen, kendisini sürekli sorgulayan ve herkesi kendinden daha faik gören insan. Keşke o olsaydı. Böyle bir düşünce çerçevesinde esasen bir kardeşlik, böyle bir kardeşlik. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Hazreti Ömer Efendimiz'e dediği o meseleye bağladım ben yani. Ben değil esas. Benim kardeşlerim önemlidir. Ben değil esasen. Birinin mülahazası. Vaaz ediyormuş da adam. El alemde değer atfediyorlarmış ona. Efendim iyi diyor diye. Fakat böyle ben kendisinden dinledim. Diyor ki esasen bu yanlışı, bu yamuk yumuk sözleri bugün kavrayan, şu dinleyen insanlar içinde bir gün bu kürsüye çıkacak, bu meselenin doğrusunu söyleyecek insanlar olacaktır. Onun için ben onlara yol açmak için o kürsüye çıkıyorum. Bir gün şunların içinden bir tanesi çıkacak, hakka hakkata tercüman olacak. Onun için yani. Yoksa yaptığım şey küstahlıktır. Meseleye bu zaviyeden bakma, herkesi kendinden daha faik görme. Ben oturdum, konuştum da böyle, insanlar tesirde kaldılar, etrafında kümelendiler. Bir dünyanın mahsus haline geldiler, hafizanallah. Bunlar şeytanın dürtüleri, sağdan gelen dürtüleridir. Hepsini birden böyle bir Kabe'ye sevk etse ve hepsini bir yerde tavvafinden öylese metafta, bence yine kendine öyle bakmalı, Allah Allah. Bu insanlar benim ahmaklığımla nasıl oldu da böyle sülük ettiler o yola diyecek kadar kendiyle yüzleşen, kendini yerden yere vuran, sen kendini yerden yere, dabbağın deriyi yerden yere vurduğu gibi yerden yere vurmazsan hiç farkına varmadan başkalarında kusur aramaya başlarsın. Başkalarında kusur arayan insan hayat boyu hep kusur irtikap eder durur. Müddei gibi değil bence. Adil bir hakim gibi davranmak lazım. Müddei kusur arar. Daha bir suçu var mı bunun? Hele bakın böyle, efendim etrafını bir karıştırın. Kimlerle münasebeti vardı bunun? Ne halt karıştırıyordu filan. Müddei öyle yapar. İnsafsızı. Fakat kanunlara bağlı hüküm veren insan orada, o afifse, namusluysa, doğru müstakim yaşamışsa ona göre hüküm verir. Evet, başkalar hakkında öyle davranmalı, kendimiz hakkında da bir dabbağın deriyi yerden yere vurduğu gibi kendimizi yerden yere vurma. Böyle davranırsak o kardeşlik şuurunu tesis etmiş oluruz. Bu ona kim bilir ne kerametler, ne kerametler olur. Tekrar ediyorum. Bahusus lillah için olan uhuvvet dairesindeki kardeşlerin içinde ciddi ve samimi tesanüdün çok kerametler olabilir. Hatta şöyle bir cemaatin şahsi manevisi bir veli kamil hükmüne geçebilir, inayete mazhar olur diyor.
Hani Abdülkadir Ceylan Hazretleri, Ebu'l-Hasan'ın Harakan Hazretleri, Harakan'da mı türbesi fakat Kars'ta olduğu söyleniyor. Onun yaşadığı dönem itibariyle Kars Müslümanların elinde değil. Fakat ihtimal sonradan onun mübarek naaşını oraya getirmiş olabilirler. Türbesi var, türbedarı var hala. Bu orada temessül ettiğine dair şeyleri de var. Daha başka şeyleri de var. Söyleyince başkalarını efendim kıskandırmış olur diye, yani sizinle alakalı daha başka şeyleri de var. Ve aynı zamanda Ebu'l-Hasan Harrani, Şeyhül Harrani bir de, o da Harran olduğuna sadece mekanına nispeten söyleniyor. Tasarrufları devam ediyor. Allah'ın izni inayetiyle. Hazreti Ruhu Seyyidül Enam'ın temessül ederek şefaatlerinin devam etmesi gibi devam ediyor. Bir de akil minbeci, minbeci filan diyorlar. Hani şimdi üzerinde kavgaların cereyan ettiği menbiç. Orada Allah Celle Celaluhu öyle büyük bir zat yaratmış. Beşinci şahıs da marufu kerhi hazretleri diyor. Efendim, ne haddime benim başkalarını efendim onlara altıncı şahıs ilave etmeye. Ama Hüsnü Zan'ın birileri için çok galip ben. Ve Hazreti Zaman'ın sözcüsü, Hazreti Sahip Kıran. Efendim, o da zamanın sözcüsü. Allahu Alem. Deyin yani siz de, deyin. Çok sıkıldık, çok bunaldık, canlar kıtlakta. Efendim, ruhumuz dilde dudakta, çıkmak üzere. Çok bunaldık deyin. Ve onların şefaatlerine, Efendimizin şefaatine müracaat edildiği gibi. Allahümme inne eselüke ve eteveccehu ileyke min nebiyike Muhammed nebi rahme. Ya Muhammed inni teveccehtu bike ila Rabbi facet hadiri tuğdali Allahümme feşefi' fiyye. Allah'ım o sultan-ı zişanı hakkımızda şefaatçi kıl. Allah'ım o sultan-ı zişanı hakkımızda şefaatçi kıl. Hazreti Muhammed Mustafa'ya bizleri bağışla. Zilliyet planında, izafiyet çerçevesinde, onun arkasında, onun gölgesi gibi olanlar, bizi o zatlara, o Şah-ı Geylanilere, o Hasan Şazelilere, o Muhammed Bahauddin Nakşibendilere, o İmam Rabbanilere, o Mevlana Halid-i Bağdadilere, o zamanın sözcülerine, o Hazreti Üftadelere, o Hazreti Aziz Mahmud Hudayilere, o Piri Küfrevilere, o Alvar imamlarına, o Hüseyin Kındığı Hazretlerine kadar bu büyük insanlara bizi bağışla. Dünyanın değişik yerlerinde daha niceleri vardır ki biz onlardan haberdar değiliz. Bir yerde ifade edildiği gibi eğer yeryüzünde nizam ve ahenk devam ediyorsa işte bu türlü mukarrebin yüzünden o nizam, o ahenk devam ediyordur. Cenab-ı Hak o nizamın devam etmesi için o insanların şefaatiyle sizleri, mübarek cemaati şereflendirsin, taçlandırsın, daha büyük hizmetlere muvaffak kılsın. Yolunuzu kesen değişik köşe başlarında gulyabanilerin şerrinden sizi muhafaza buyursun. Hatta böyle bir cemaatin şahsi manevisi bir veli-i kamil hükmüne geçebilir. Onun için dedim yani. Doğrudan doğruya. Yani denebilir ki Allah'ım bu cemaate, bu heyete bizi bağışla ne olur? Denebilir yani. Çünkü kimin ne olduğundan kimsenin haberi yok yani. Fakat o cemaatin sayı gayretine öyle şeyler terettüp ediyor ki işte o büyük zatlara bile Cenab-ı Hak o lütufta bulunmamış. Öyle şeyler terettüp ediyor. Buna da şahsi manevinin kerameti denir. Şahsi manevi. Ve burada antir parantez arz edeyim. Zaten zaman, şahıs zamanı değil, şahsi manevi zamanıdır. Cenab-ı Hak eğer toplumu içinde bulunduğu badirelerden halas eyleyecekse, o şahsi manevi velayetiyle inşallah halas eyleyecektir.